Sayın milletvekilleri, bu tekçi, keyfiyetçi anlayıştan vazgeçin, ortak aklı ülke yönetimine egemen kılın diye yıllardan beri hep söyledik, söylüyoruz. Dinlemediniz. Bir tek kişinin iradesini bütün iradelerin önüne koydunuz. Bu anlayışınız ülkemizi 15 Temmuz 2016'da kanlı, hain, FETÖ'cü darbe girişimiyle karşı karşıya bıraktı. Alçak darbe girişiminin engellenmesinden sonra yapılması gereken bu girişimi bütün açıklığıyla ortaya çıkarmak ve gerçek suçluların, sorumluların yargı önüne çıkarılması olmalıydı. Ancak daha darbe girişiminin yaşandığı gece bunu Allah'ın bir lütfu gibi gören anlayışın gerçek suçluları ortaya çıkarmaktan daha çok darbe girişimini fırsata çevirme yaklaşımıyla karşı karşıya kaldığımızı hep birlikte gördük. Darbe girişimini engelleyen ortak irade terk edilerek 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edilip meclis devre dışı bırakılmış, tek kişinin iradesi öne çıkartılmış, haksız, hukuksuz, adaletsiz, kanun hükmünde kararnamelerle ülke yönetimine anlayışa, ülke yönetimine egemen olmuştur. Değerli milletvekilleri, ülkemizde adalete olan güvenin aşağılara düştüğü, %30'ların altına düştüğü, algının bu şekilde geliştiği, olumsuz geliştiği bir dönemde kuruldan yetkiyi alıp başkana, tek adama vermek, yargı üzerindeki güvensizliği daha da pekiştirecek bir sonuç doğurur. Bir kişiden gelecek emirle karar verecek olan yargıçların varlığı bugün adalet mekanizmasının içinde düştüğü halin nedenidir. Değerli arkadaşlar, adalet, yargı hiçbir kişiden, hiçbir kurumdan, hiçbir kurumdan emir ve talimat almamalı. Yargıyı bu güvenin üzerine oturtmalıyız. Nasıl Pensilvanya'dan gelen talimatla karar verilmesi sakıncalı ve doğru değilse, saraydan gelen talimatla karar vermek de doğru değil. Yargı ayrı bir güç. Yargı ayrı bir kuvvet. Yargı bağımsız, tarafsız, özgür iradesine göre karar verebilecek bir anlayışta oluşturmalı. Ancak o zaman adaleti sağlarız. Ancak o zaman adalete olan güvenimiz ve yurttaşların güveni artar. Değerli arkadaşlar, adaletle çok fazla oynamayın. Çünkü adalet gün gelecek hepinize, hepimize gerek olacak.